Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu Galatasaray Ana Lig olacak. Master Lig kariyerimize başlıyoruz ve burada seçeceğimiz takım da Galatasaray olacak. Hemen seçelim kulübümüzü. Evet. Üzerimde gördüğünüz forma çok eski bir forma. 18-19 yıllık bir forma. Bir takipçim hediye etmişti. Çok teşekkür ediyorum ona. Buradan selamlar olsun. Umur, çok teşekkürler abi tekrardan. Şimdi Galatasaray'ı seçelim abi. İşte ayarlamaları yapmamız gerekecek. Başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tüm Galatasaraylılar, bunu izleyen veya hoşuna giden herkes bu videoya bir yorum atabilir veya beğenebilirlerse, bu bence daha yakın, akla daha yakın geliyor. Çok iyi olur. En azından desteğinizi bir şekilde gösterirseniz çok memnun olurum. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi görünümümüzü seçmemiz gerekiyor. Buradan Galatasaray'la yakından ilgilenmiş, yakından ya da uzaktan ilgilenmiş birisi var mı diye bakacağım ama zannetmiyorum. O zaman burada sevdiğimiz efsanelerden bir tanesi olan, aslında Johan Cruyff da çok iyi giderdi ama ben Ruud Gullit'i seçmek istiyorum ya. Bilmiyorum, Gullit çok mu şey olacak acaba? Maradona da olabilir, Cruyff da olabilir. Abi Cruyff'u seçelim ya. Cruyff, futbolun, modern futbolun babası Johan Cruyff'u Galatasaray'ın başına getiriyoruz. Veya menajeri olarak çalıştırıyoruz diyelim. Menajerimizin adı Johan Cruyff olabilir. Çok önemli değil. Tabii ki Yunus FC olarak biz şey yapacağız ama tabii ki tipi Johan Cruyff olup ismi Yunus FC olmasın yani. Devam edelim. Evet. Buralarda acaba konuşma var mı? Müzik var sanırım sadece. Ama umuyorum ki bu müzik bize şey yapmaz, copyright yapmaz. Neyse, sıkıntı olmasın. Mariano'yu görüyoruz, Muslera'yı görüyoruz burada. Bu Feghouli sanırım. Johan Cruyff'la konuşurken görüyoruz bunları. Evet. Tesislerde. Onyekuru mu? Hayda, Onyekuru'yu halletmemiz lazım yalnız. Onyekuru'yu neden güncellememişler acaba kadroları? Bunu hallederiz diye düşünüyorum. Ana demolar yani çok çok iyi olmuş diyemeyeceğim. Ama bir şekilde bir fikir veriyor bize neler yapacağımız konusunda. Bakalım. Sezon hedeflerimizi belirleyelim abi. Evet. Ne yapıyoruz? Ben bu demoyu atlıyorum abi. Evet. Avrupa Kulüp Şampiyonası müsabakasına katılmayı hedeflemeliyiz. Şampiyonluğunu hedeflemeliyiz. Tabii ki şampiyonluğunu. Katılıyorum. Hayır. Evet, Avrupa Kulüp Şampiyonası şampiyonluğunu kazanmayı hedeflemeliyiz bence de. Bu kulüp alabilir. Biz de buna inanıyoruz aynı şekilde. Kolay olmayacak ama bu hedefe yönelmemiz gerekiyor. Belki bütçe verirler. Yalnız bu PlayStation amma çok ses yapıyor ya. Bilmiyorum, CD'li oyun oynamıyordum ne zamandır. Evet, devam. Basınla toplantı. Gelelim. Bakalım yani şimdi Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu Stadyumu var mı oyunda, biliyoruz ama acaba Galatasaray'ın tesisleriyle de ilgilenmişler mi, yapmışlar mı? Pek zannetmiyorum ben ama bakalım ne diyeceğiz, ne soruyorsunuz hocam? Kariyerinizin en üst noktası mı? Hayır, en önemli anı diyelim. Bu yeni bir başlangıç. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu yeni bir başlangıç diyoruz. Evet, minnettarız. Bana gösterilen güvenden onur duyduk. Kesinlikle dünyanın tepesindeymiş gibi hissediyoruz. Taçlandırma anı gibi ifadeleri bu kadar basitçe kullanmakta. Ayda. Evet. Şu anda çok mütevazi bir başlangıç yaptık. Johan Cruyff olarak Galatasaray kariyerimize, ana lig serüvenimize nasıl bir futbol oynamak istiyoruz? Çocukların sert oynadığını görmek istiyoruz abi. Yoğunluk. İster hücum ister savunmada yoğunluk istiyoruz. Savaş. Evet, aynen öyle. Her şeyi tehlikeye atmaya hazır. Hazır olmayan ve tüm yüreğiyle oynamayan futbolculara burada yer yok. Çok sertiz abi. Hiç öyle yumuşak falan bir şeye yer yok. Ana lige hoş geldiniz. Bu bir menajer olarak uzun ve şanlı kariyerinizin başlangıcı. Umuyoruz biz de öyle. Evet, Johan Cruyff açılış toplantısında sıkı çalışma istedi diyor. Ne var abi? Süper Kupa. Süper Kupa'da ilk maç olarak Başakşehir'le oynayacağız. Hatta Sarıcıoğlu'na çıkacağız maça. İlginç bir şekilde. Şimdi takım yönetimi diyelim. Ben öncelikle bir oyun planına geleyim abi. Buradan göndereceğimiz adamlar var çünkü. Evet, kadromuz tamam. Ufak tefek transferler yapmamız gerekti. Bu sene Galatasaray çok hızlı başladı biliyorsunuz. O transferler yalnız henüz PES'in kadrolarına yansımamış. Ben onları manuel olarak kendim yapmak zorunda kaldım. Burada görüyoruz
Falcao'yu aldık, Andone'yi aldık. Ryan Babel'i tekrardan transfer etmemiz gerekti. Onun dışında Jimmy Durmaz'ı aldık. Birkaç tane daha Emre Mor vesaire, işte Jean-Michel Seri, işte Steven Zonzi ve Lemina'yı da aldık. Yani transferlerimiz eksik değil. Bu arada henüz transfer sezonu kapanmış değil. Bu yüzden de sizden gelecek transferler çok önemli. Şimdi birazdan kadromuzu kuracağız. Formasyon yapacağım. Şimdi transfer sezonu henüz kapanmadı. Bir takımımızı bir ayarlayalım öncelikle. 4-2-3-1. Aynen bunu istiyorum ben. Aynen bunu istiyorum. Şimdi oyuncularımızı bir kere hemen halledelim. Falcao'yu forvete koyalım. Feghouli. Ya da Emre Mor'u da koyabiliriz oraya. Oo, orta sahada kimi koyalım? Aynen Belhanda'yı koyacağım. Belhanda orada. Defansif orta saha olarak Nzonzi ve Seri oynayacak. Donk olabilir belki. Stopere çekeriz. Nagatomo yerine de bu arada şeyi oynatabiliriz. Sol bekte kim vardı bizde sol bek olarak? Kim vardı? Ömer Bayram'ı oynatabiliriz tabii ki. Ömer Bayram oynayabilir. Ben Ömer Bayram'ı oynatma şeyindeyim şu anda. Forvet. Şimdi Feghouli sol kanat mı oynar, sağ kanat mı oynar onu çok emin değilim ama belki de değişmeli oynatırız. Şöyle yapalım abi biz bence. Lemina tabii ki şey de olacak. Ryan Babel sol kanat oynayacak. Emre Mor'u Feghouli ile değişmeli oynatacağım. Ben 4-2-3-1. Seri, Nzonzi orta sahası, Ömer Bayram, Marco Luyendama ama Mariano, Muslera kalede, MOO pozisyonu, daha doğrusu OOS pozisyonunda Belhanda oynayacak, solda Babel oynayacak, sağda Emre Mor, ileride de tek forvet Falcao oynayacak. Değişiklikler yapabiliriz tabii ki. Şener'i belki sağ bekte deneriz. Lemina'yı kesinlikle orta sahada deneyeceğimden emin olabilirsiniz. Bunun dışında kimler var belki değerlendirebileceğimiz bir Jimmy Durmaz var. Ama sizden ricam bir sonraki bölüme katkıda bulunmak istiyorsanız bir tane transfer söylemeniz lazım. Bu takıma nereye transfer? Belki Galatasaray yönetiminin bir transfer daha, belki iki tane daha transfer yapmasını isteseydiniz kim olurdu bu? Bunu bana yorum kısmında belirtmenizi rica edeceğim. Evet, bunun dışında çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. 4-2-3-1 gayet iyi bir formasyon. Bizim zaten seneler boyu şey yaptığımız, üzerine düştüğümüz bir formasyon. Zamanı ileri alalım, ileri alalım. Ve ben maça çıkmak istiyorum artık. Sabırsızım. Takımımla maça çıkmak istiyorum. Şimdi Başakşehir maçı Süper Kupa finali olarak geçiyor. Her ne kadar gerçek hayatta öyle olmasa da Başakşehir'e iyi hazırlanacağımızı söyleyebiliriz. Türkiye Süper Kupası. Acaba sezonu kupayla açabilecek mi Galatasaray? Bu önemli. Menajer ofisi şu anda iki tane maç oynayalım bence. Bu ne maçı acaba? Metropol Arena'da oynayacağız ama. Bakalım. Bu maçı da oynarız. İki tane maç. Sonradan Ankara Gücü ve Trabzonspor maçları geliyor. Bunlar sonraki bölüme kalacak şeyler olacak, maçlar olacak. Bence bu maçı oynayalım artık. Falcao, Belhanda, Emre Mor, Babel, Nzonzi, Seri, Mariano, Ömer Bayram, Teixeira, Luyendama ve Marcao, yani Teixeira değil. Ve Muslera 11'i. Evet. Başakşehir 11. Evet, tabii ki Emre Belözoğlu transfer oldu. Bütün transferleri yaptık. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın vesaire transferleri, bazı şeyler eksik kalmış olabilir tabii ki ama bence çok da şey yapmamak lazım. Başlama vuruşu diyoruz. Başarılar Galatasaray. Evet. Saraçoğlu'nda, yani bilmiyorum, ben keşke Fenerbahçe ile oynasaydık mesela ilk derbi. O daha keyifli olabilirdi. Güzel bir böyle derbi atmosferi olsaydı. Bakalım. Oyuna çok alışık değilim. Ama galip gelebileceğimizi düşünüyorum. Atmosfer çok güzel. Bu arada Sarıcıoğlu hakikaten harika yapmışlar. Beğendim. Yani tabii ki daha güzel yapılabilecek şeyler var. Dikkat edilebilecek noktalar var. Takımı görüyorsunuz. Başakşehir'i görüyorsunuz. Galip geleceğiz. Ve sezonu kupayla başlayacağız. Haydi. İyi başarı gösterebileceğimizi düşünüyorum. Babel kırmızı kafasıyla sahada. Güzel çıkardı Belanda'ya. Belanda vurur abi. Vurur Belanda. Kaleci. Bak, Yunok. Topun sahibi. Şimdi geldi. Şimdi soldan gelen aynı zamanda Babel var. Babel aldı. Bakalım. Şut fake'i, içeri gireceğiz. Geldi. Falcao golle açabilecek mi? Açamadı. Çok sert vurdu. Sert, fazla sert vurdu. Ama güzel pozisyona girebilecek, pozitif futbol oynayacak bir Galatasaray var sahada. Saha yetmedi. Hemen başladık biz de. Nzonzi.
Yani Zonzi bu arada sahada adeta bir dev. Güzel pas. Hadi Belhanda. Gitti Belhanda ama o pası göremedi. Emre Mor gelecekti sağ kanattan. Çok güzel. Seri müthiş aldı o topu ama orta sahadaki mücadeleyi kaybettik. İrfan Kahveci geliyor. Evet, Vişla'dan önce Ömer Bayram. Bravo. Çok güzel. Falcao. Şimdi geliyoruz Ömer Bayram'la. Çok güzel geldi. Falcao'nun önüne bırakabilecek mi? Ömer Bayram. İçeri. Babel. Belhanda. Emre Mor. Bir faul beklentisi oldu ama olmadı. O penaltıyı alamadık. Çok güzel Ömer Bayram çıkıyor şimdi. Çok güzel. Babel'in de koşusu var. Babel geliyor şimdi. Babel ortadan yükleniyor. Belhanda da orada. Hemen pas. Offside bozuk mu? Bozuldu mu acaba? Ve gol geldi. Gol geldi. Offside mı? Gol geldi. Falcao atıyor. Falcao atıyor. Formasıyla, Galatasaray formasıyla ilk golünü atıyor Falcao. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. İzleyelim. Belhanda. Savunmada offside. Offside'ı bozdular ama çok güzel bir bitiricilik. Güzel. Güzel geldik Emre Mor'la. Haydi geliyoruz. Ortada kimse yok şu anda yalnız. Hemen basacak, bekleyecek Emre. Emre ortaya doğru Belhanda'yı gördü. Belhanda kaybediyor topu. Belhanda yapma. Alır mıyız o topu? Güzel bastı. Seri aldı şimdi. Haydi Seri. Seri. Ah işte. Abi arkadan gelenler var. Orta geldi. Belhanda'nın kafası. Yemin ediyorum şu kafa vuruşlarını biri bana öğretmesi lazım. Çok basit, çok müsait bir pozisyon. Ama yine kaçırıyoruz kafa vuruşunu. Ama vurursun o kafayı. Aferin. Çok güzel. Belhanda şimdi. Sağ açı topu Yunus'a. Haydi Yunus. Yunus geliyor. Yunus biraz yavaş ama. Haydi. Güzel. Falcao. Falcao kafa. Direkt. Seken top. Belhanda nasıl atamıyor bunu? Şimdi Vişa geliyor. Vişa. Orta. Hayır. Onlar da kazma çıktı. İnanılmaz. Abi bu nasıl bir pozisyon? Aman bir daha izlemek istemiyorum. Gerçekten izlemek istemiyorum bu pozisyonu. İleri şişiriyoruz abi. Çünkü ileride basıldığını görüyorum. O topu indirebilir misin? İndiremedin ama en Zonzi orada. Şimdi sağ açtık topu. Ortadan gelen bir Belhanda var. Belhanda'dan Yunus'a tekrardan. Yunus Belhanda'yı görmek istiyor. Falcao var orada. Falcao ikinciyi atıyor. Falcao ikinciyi atıyor. Ve Galatasaray Süper Kupa ile başlıyor sezona. Johan Cruyff'un sevinci. Evet. Yunus Akgün getirdi. Falcao müsait pozisyon. Direkt dibinden topu ağlarla buluşturdu. Aferin çocuklar. Falcao. Fırtına gibi başladı. Fırtına gibi başladı. Alalım bu topu. Arda neler yaptı Arda? Arda vuruyor dışarıya. Gündem'e yükseldi. Güzel. Vuruyor topu kafayı. Şimdi Belhanda. Belhanda'dan Falcao'ya doğru. Falcao alamadı o topu ama. Hadi hakem. Bitir artık hoca. Ay geçiyordu. Ve Galatasaray Süper Kupa'yı kazanarak başlıyor sezona. Falcao'nun attığı iki gol yeterli oluyor. Bravo çocuklar. Bravo aslanlar. Evet. Lig açılışı. Bir maç daha oynayacağız. Takımın eksiklerini iyicene görmek açısından. Bizim için önemli bu. Çok az zaman kaldı. Nasıl hissediyorsunuz diyoruz. Onlar için hazırız. Taraftarları gururlandıracağız. Haydi bakalım. Taraftar coşkuyla bizi bekliyor. Acaba bu sefer taraftarımızın karşısına mı çıkacağız? Ev sahibi miyiz? Metropol Arena herhalde bizim stadyumumuz. Evet. Bir sonraki maça gidelim. Evet, soyunma odasındayız. Yeni Malatya Spor zor bir rakip ama bu onlardan korkmanız için bir sebep değil. Taraftar bugün her şeyin ortaya koyacak. Biz de aynısını yapalım diyoruz. Haydi abi. Haydi. Başlama vuruşu. Kazanacağımıza dair güvenimiz tam. Ve sahamızdayız. Evet. Türk Telekom Arena'yı yapmaya çalışmışlar. Tabii ki lisanslı değil. İsimler falan yanlış. Ama olsun. Olsun diyelim. Türk Telekom Arena'dayız. Ali Samiyen Spor Kompleksindeyiz. Transfer isteklerinizi
belirtmeyi unutmayın. Hangi pozisyona ne transfer yapalım? 10-15 milyon euro civarı bütçemiz var. Başlıyoruz. Haydi aslanlar. Yeni Malatya Spor karşısında sezona hızlı bir başlangıç istiyoruz. Haydi çocuklar. Hadi abi. İkinci adam gelip alsın o topu. Vuruş geldi Muslera. Evet. Yoktan var edilen bir vuruş orada. Ama Muslera kurtarıyor. Haydi. Haydi çocuklar. Aman dikkat. Aman hiç iyi başlamadık abi. Yeni Malatya bizi çözmüş. Hiç iyi başlamadık. Emre ortaya... Abi şu paslar neden ortaya gitmiyor anlamıyorum ben. Evet güzel. Güzel hadi Emre. Emre oradan Yunus Belanda'ya. Belanda. Haydi Falcao. Falcao'nun vuruşu savunma. Güzel haydi. Haydi Belanda. Seri. Seriden. Falcao vuracak dışarıya. Direkten dışarıya. Güzel güzel başladık. Haydi haydi. Haydi pozisyonlar. Güzel. Belanda. Çok güzel geldik Falcao'ya şimdi. Falcao gidecek. Belanda'ya doğru. Derinlemesine bir pas. Haydi Belanda vur artık. Golü atıyor. Savunmanın büyük hatasında ve Falcao'nun asistinde Younes Belanda golü atıyor. Bravo. Haklısını da atıyor Belanda. Falcao. Derinlemesine oynadı. Çok güzel bir pas aslında. Ama kaleci burada çıkardı. 10 kere alırdı o topu. Neyse. Güzel geldik. Haydi. Orta geldi. Kafa geldi. Artık atıyoruz kafayla golü. Kafayla gol atmaya bile başladıysak artık bu işi çözdük abi. Babay'ın kırmızı kafasından gelen gol. 36. dakika. 2-0. Yeni Malatya Spor. İyi başladığı maçta. 2-0 geriye düşüyor Galatasaray karşısında. Güzel orta Mariano'dan arka direğe doğru. Babel. Ve gol. Seriyi görüyor musun? Nasıl yetişiyor ona? Haydi Mariano. Pereira'ya yetişmeye çalışıyor Mariano. Pereira kaçıyor. Mariano kovalıyor. Orta gelir mi? Orta mı? Döndü. Ama orada Lündama var. Aferin Lündama. Lündama iki maçtır. Etten doğru örmüş vaziyette. Rakiplerin korkulu rüyası. Rakip savunma şeylerin. Ofans oyuncularının. Şimdi. Babel. Babel'den Belanda'ya. Belanda oradan gelen. Seri'yi gördü. Seri. Anladın. Aferin Zonzi. Babel saçmalamıştı ama. Evet. İkinci maçımız 2-0 yine aynı skorla kazanıyoruz. Güzel bir başlangıç oldu. Seriye ve sezona. Sizden isteğim. Bundan sonraki bölüm full transfere ayrılacak ve birkaç gün sonra gelebilir bu arada. Şehir dışına çıkıyorum ben yarın sabahtan. O yüzden de sizden ricam. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bütün transfer önerilerinizi 10-15 milyon euroyu aşmayacak şekilde toplamda benimle paylaşırsanız aynı şekilde güzel bir, daha da iyi bir kadro kurabiliriz. Takımımızdan çok memnunuz. Defansımız iyi. Orta sahada Seri, Enzonzi ikilisi harika işler yarattı. Belhanda iyi top yapıyor. Falcao golleri atabiliyor. Belki iyi bir kanat oyuncusu alabiliriz. Şimdi Babel, Emre Mor ve Feghouli üçünden birinin yerine iyi oynayacak bir kanat belki olabilir. Ben size bir İpucu vermiş olayım.